Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Koca Vilayet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kanalizasyon şebekesi yapım işi projesinin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Başkan Kocamaz, altyapısı olmayan bir kenti en baştan inşa ettiklerini ve problemlere uzun vadeli, kalıcı çözümler ürettiklerini kaydetti. 95 yıllık Cumhuriyet tarihinde halen yolu olmayan yerleşim birimlerini, suyu olmayan yerleşim birimlerini gördükçe gerçekten üzülüyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada Allah'a çok şükür ki sadece kırsalda 5500 kilometre köy yol ağımız var. Bunun tamamını asfaltlamışız. Yine susuz herhangi bir yerleşim birimi bırakmayacağız demiştik. Kaynak sıkıntısı olmayan hiçbir yerde su problemini bırakmadık, hepsini çözüme kavuşturduk. Hiçbir zaman problemlerden yılmadık. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk, başımızı koyduk ve bu problemleri çözmeye ant içtik. Dışarıdan baktığınız zaman bu işleri herkes çok kolay zannediyor. Ama bir kentin dediğim gibi önceden bir hazırlığı yoksa siz kenti eksiden alıp yukarıya doğru çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama her şeye rağmen Mersin Büyükşehir Belediyesi kendini herkese fark ettirdi. Bütün hemşerilerime şunu özellikle belirtmek istiyorum ki bizi izlemeye devam edin. Çünkü Mersin önemli bir şehir, önemli bir kent. Geçmişte yıllarını kaybetti acemi ellerin yönetiminde. Tekrar bir 15 yılı kaybetmesin diyoruz. Biz eğer birazcık bu kadar geniş alanda başarılı olabildiysek, Tarsus'taki 20 yıllık bağımsız ilçe yönetiminden kaynaklanan bir başarıdır. Yoksa bu işler öyle damdan düşer gibi gelip belediyeciliği öğreneceğim demekle olmaz. Mersin önemli bir şehir. Mersin'e sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu diyorum. Bu hizmetler başta Koca Vilayet, Yenişehir ve Mersin'imiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akdeniz ilçesi D400 Karayolu üzerinde bulunan isimsiz bir depoda kaçak sigara olduğunun bilgisine ulaştı. Depoya operasyon düzenleyen ekipler piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 20 milyon 100 bin adet tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 9 milyon 420 bin üzerinde mükerrer olarak hazırlanmış TAP-DK bandrolü bulunan makaron, 2 milyon 500 bin yırtılmış, kullanılmış, tekrar piyasaya sürülmek için ayrılmış TAP-DK bandrolü, 115 ton kıyılmış ve kıyma hazır tütün, 2500 kilo yaprak tütün ele geçirdi. Ekipler ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden biri tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş ve fuhşa yer imkanı sağlamak suçuna yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bir süre masaj salonunu izleyen ekipler içeride masaj adı altında fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler ikisi kadın 6 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinde para karşılığı fuhuş yaptıklarını beyan eden iki kadınla bir erkek serbest bırakılırken, iş yerinde çalışan ve yaşı 18'den küçük olan bir kişi ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Fuhuş, fuhşa yer imkanı sağlamak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.Ü. ve M.Ö. mahkemece tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılı Ocak ayında Mersin'in enflasyonu 1.72 oranında artarak %22.16 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Adana ve Mersin illerinde 2019 yılı Ocak ayı tüketici fiyatları değişim oranları değerlendirildi. Açıklamada Adana ve Mersin illerinde TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında 2018 yılının Aralık ayına göre fiyatların %1.72 oranında arttığı, 2018 yılının Ocak ayına göre ise %22.16 ve 12 aylık ortalamalara göre de 18.23 oranında arttığı belirlendi. Türkiye genelinde tüketici fiyatlarında aylık olarak en yüksek artış gösteren madde %87.87 oranıyla Charleston biber oldu. Türkiye'nin narenciye deposu olarak bilinen Mersin'de mandalina ve portakal dalında 45 kuruşa tüccarlar tarafından alınırken büyük şehirlerdeki market ve manavlarda 5 liraya satılıyor. Halde pahalı olduğu için biz de pahalı alıyoruz. Pahalı satmak zorunda kalıyoruz. İnanın. Şurada etiket yazmaya utanıyoruz. Aracılardan kaynaklanıyor bunlar, yani son tüketiciye gelene kadar fiyatlar çok artıyor. Tane tane alıyorlar, 2 tane, 3 tane. Yani kilo olarak artık kimse istemiyor. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mersin'de son 2 ayda peş peşe yaşanan yağışlar ve fırtınalar hasat için bekleyen narenciyeleri dalında çürüttü. Ürününü değerinde satamamaktan şikayetçi olan narenciye üreticisi doğal afetlerle de bir kez daha zarar etti. Raftaki satışı 4.95 lira satışımız. Yalnız bu konularda tabii ki şikayetlerimiz var. Müşteriyle bizi karşı karşıya getiriyorlar. Haldeki aracılar köylüden ucuza alıyorlar ama maalesef tüketiciye pahalı geliyor. Yani şu an portakalın olması gereken rakam en kötü 2.75, 2.5 olması gerekiyor yani. Ama fırsatçılık çok. Aracıların çok büyük fonksiyonu var. Hiç yani acıma duygusu kalmamış yani. Fırsatçılığa dönüştürmüşler. Elinde malı olanlar hemen yeni fiyata geçiyorlar. Piyasa şu an ne olduğu belli değil. Herkes kafasına göre fiyat belirliyor. Fiyatlar çok yüksek. Herkes çok şikayetçi. Bunun yani en kısa zamanda bir önlem alınmasını istiyoruz yani. Yaşanan bu olumsuzluklar tüketiciye ulaşan portakal ve mandalina'nın fiyatını Türkiye genelinde 3-4 kat arttırdı. Üreticiler yaşadıkları sıkıntılara ilgili yetkili kişilerin duyarsız kalmamasını istedi. Bu yılki hava şartlarından dolayı da elbette o da bir faktör. Çok uzun süreli yağışlar yağdı. Girip meyvemizi kesemediğimiz gibi tüccara sattığımız tüccarlar da kesemediler. Üstüne de birkaç kez fırtına oldu Mersin'de biliyorsunuz bu yıl. O yüzden göründüğü gibi meyveler hep çürümüş durumda, yere dökülmüş durumda. Dökülmeye de devam ediyor. Evet, bir afet bu. Ama bu düştüğümüz durum ülkeyi idare edenler, hükümet edenler tarafından da görülmeli ve çiftçilerin hali hatırı sorulmalı. Ziraat Bankası'na borcu olmayan hiçbir çiftçimiz yok şu an. O yüzden belki Ziraat Bankası'na çiftçilerin borçlarına bir erteleme getirebilirler veya yapılandırma getirebilirler. Şu an biraz fiyatlar değişti tabii şeyden dolayı. Halleri artık meyve gitmez oldu. Yağmurdan çamurdan girilip kesim yapılamıyor ama bizim esas satış yaptığımız dönemde ben 45 kuruşa falan sattım. Dalda 45. Evet, dalında 45 kuruşu bile bulmadı. İşte tahminen 300 tonluk bir bahçem vardı, verdim. 120 bin TL'ye verdim. Yani düşünün ki 150'ye vermiş olsam 50 kuruşa girecek. Demek ki 50 kuruşa gelmemiş. Ya duyduklarımız işte markette semtine göre de değişiyor ama Mersin dışında yerlerde. Yani ben bu sene Mersin'de bile 1 liranın altında görmedim.
Dışarıda da 2 lira, 3 lira, 5 lira gibi rakamlara gittiği zamanlar oldu. Bu biraz da nakliyenin aradaki aracıların da kazanmasıyla, çiftçinin direkt tüketiciyle buluşamamasından da meydana geliyor. Narenciye pazarda ucuzken, çarşıda pazarda ucuzken tüketici 3 kilo 5 kilo alıyorken şimdi 1 kilo alıp yiyor. Belki de hiç almıyor. İkinci, üçüncü sıraya atıyor. Daha çok başka gereksinimler için harcıyor parasını. O da bir sıkıntı oluyor. Şeyi de iç pazarda bitiremiyoruz narenciyi de. Yağmur ve fırtınadan dolayı gördüğünüz gibi meyveler tabanında, bir yıl emek bitti. Mersin'de yaşayan iş adamı Haşim Şenyiğit kaybolan Viyana adlı teriyer cinsi köpeğini arıyor. Sokak sokak gezerek her yere köpeğinin fotoğraflarını asan Şenyiğit, Viyana'yı bulup getirecek olan kişiyi 2000 Türk lirası parayla ödüllendirecek. Köpeğimi kattım, arkadaşıma bıraktım ben. Gitmeden evvel ben çocuklarım Ukrayna'da, ben çocuklarımı almaya gittim. Çocuklarımı alacaktım. Kirvem dedi ki ya benim bir arkadaşım var dedi, ona bırakalım dedi, sahip çıkar. Ya dedim ben hastane kiralamışım, günlük dedim ücret 40 lira ödeyeceğim, önemli değil dedim. Kalacağım bir 10 gündür, 400 milyon bir para tutar. O da insan çocuğu için harcamaz mı yani? Bir evladım gibi daha doğrusu yani. Ben Ukrayna'ya gittim. Ukrayna'ya gittiğimde dönüş yapacağım. Bir arkadaş beni aradı, dedi ki ya Haşim dedi, senin internete köpeğin mi kaybolmuş? Ya dedim nasıl olur dedim. Ben dedim havaalanında gelecek dedim. Havaalanında benim yanıma getirecek. Abi valla dedi kaçtı dedi. Arıyorum bulamıyorum. Ben geldim. Mersin'e oradayken, Ukrayna'dayken ben köpeğim için kattım. Vitamin tabletleri olsun, yiyecekleri olsun. 1500 dolara yakın şey aldım, yiyecek aldım ona. Yani bir evladım gibi seviyorum yani. Alıp yatağımda yatıracak kadar seviyorum onu ben. Geldikten sonra arıyorum. 400 sene yakın bu el broşürleri, duvarları astım. Bulamıyorum yani. Kim olursa olsun, kim bulursa 2000 lira ödül vereceğim ben.